Oo, börek. Tam aradığım şey. Merhaba. Oturabilir miyim? Bir şey soracağım. Sen konservatuvar okudun değil mi? Evet, okudum. Bravo vallahi. Ben şimdi bile babamı güzel sanatlar okumaya ikna edemiyorum. Sen o zamanlar nasıl başardın bunu? Kolay olmadı tabii. Nasıl oldu? Anlatsana. Meşgul etmiyorum değil mi? Yok yok, sohbet ediyoruz. Zaten bu evde sohbet edecek adam bulmak zor. Onun için rahat rahat takıl. Ya sizin babamlarınızda bir sorun mu var? Babamın benimle bir sorunu var. İkiniz de inatçısınız galiba. Öyle herhalde. Yani senin inatçı olduğun belli zaten. O aileden çıkıp sanatçı olmak. İnat etmiş olmalısın. İnat demeyelim de. Çok istedim. Ben de çok istiyorum. Hatta bir hesabım var. Heykel yapıyorum. Onların workshoplarını çekiyorum. İzlemek ister misin? Yani hatta yorumlarını da söylersen çok iyi olur benim için. Yani şimdi eleştiri yapacak kadar konuya hakim değilim ama... Yani olsun. Bir sanatçının gözünden nasıl görünüyor çok merak ediyorum. İyi, hadi aç bakalım. Yine o sayfayla mı ilgileniyorsun Eda? Ya baba. Çok güzelmiş ama ya. Bak ne güzel. Gerçekten bak. Şu detaylara bak. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten yetenekliymişsin. Şunlara bak. Bence senin bu işi ilerletmen şart. Ya amca çok teşekkür ederim. Bak sana bir tavsiye. Gerçi sen yapıyorsundur da biraz da anatomiyle ilgili. Tamam mı? Daha çok bak. Ne var ne yok. Kesin işine yarayacaktır senin. Eda abin nerede? Buralardadır baba. Amca, ben genelde şöyle çalışıyorum. Malzemeleri deneyerek kendim buldum. Talaş kostik ve gazete kağıdı kullandım. Modellerimi de Roma heykelleri olarak düşünüyorum. Çünkü bence tarihi en güzel sanatla anlatırsın. Böyle birebir aynısı olmasından ziyade bir yorum olsun diyorum. Çok güzel diyorsun. Umarım hayatta seni anlayan birileri çıkar karşına. Boynum tutmuş ya. Thank you.